Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Hücresel solunumla ilgili soru çözümü yapacağız. 8. soru çözümündeyiz arkadaşlar. Bu arada ben video yüklerken hani soru çözüm videolarını işte ABT biyoloji soru çözümü 1, 2 o şekilde yüklüyorum. Ama her konunun sonunda yüklediğim için o konuyla ilgili olduğunu zaten anlarsınız. O yüzden uzun uzun hangi konuyla ilgili olduğunu yazmıyorum arkadaşlar. Zaten videoda da şöyle altında açtığınız zaman hücresel solunumla ilgili olduğu yazıyor. Şimdi isterseniz sorularımıza başlayalım. Başlamadan önce şunu da söyleyeyim. Abone olmayı, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın arkadaşlar. Evet, birinci sorumuz. Diyor ki hücresel solunumda verilenlerden hangileri aerobik solunum olduğunu kanıtlar? Şimdi aerobik yani oksijenli solunum olduğunu kanıtlayabilmesi için hangi evrelerin gerçekleşmesi lazım? Asetil koenzim A, sitik asit döngüsü ve oksidatif fosforilasyon dediğimiz evrelerin olması lazım. Sonuçta glikoliz hepsinde, diğerlerinde de ortaktı. Şimdi fosfogliserik asit nerede oluşuyor arkadaşlar? Bu glikoliz evresinde oluşuyor. Glikoliz evresi hepsinde ortak olduğuna göre aerobik solunum olduğunu kanıtlamaz. Sitokrom oksidaz dediğimiz enzim bu. ETS'den bu elektron aktarımını sağlayan enzimdir arkadaşlar. Dolayısıyla ETS o zaman bu kanıtlar. NADH sentezi sizce kanıtlar mı NADH sentezi? Kanıtlamaz değil mi? Sonuçta glikolizde de NADH sentezi var. Dolayısıyla arkadaşlar bu glikolizde de olduğu için hem glikolizde var hem asetil koenzim A oluşumunda var. Hem Krebs'te var. Hepsinde olduğu için, özellikle glikolizde olduğu için bu kanıtlamaz. Asetil koenzim A oluşumu aerobik solunumda sadece görülür. O yüzden cevabımız ne olacak? 2 ve 4 olacak. Bunlar bize aerobik solunum olduğunu kanıtlıyor. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir deney sorusu. Özellikle solunumda, fotosentezde böyle deney soruları çok gelir arkadaşlar. Şimdi bakın, deney düzeneğimiz var. Deney düzeneğinde bir amayasını koymuş, glikoz çözeltisini koymuş, ışık vermiş. Belli ki fotosentezle ilgili bir şey de var ama bizi çok zorlayacak bir şey olduğunu sanmıyorum. Fotosentezi daha işlemedik ama yapabiliriz. Kireç suyumuz var ve fenol kırmızısı var. Arkadaşlar, kireç suyu karbondioksitle bulanır. Fenol kırmızısı da asit geldiği zaman arkadaşlar rengi sararır. Asit gelirse, yani ortam asidik olursa rengi sararacak. Peki ortam asidik olur mu bakalım. Şimdi bira mayası ne yapıyor arkadaşlar? Etil alkol fermantasyonu yapıyor. Burada bira mayasının bunu yaptığını bilmeniz lazım. Çünkü mayalanma zaten deyince etil alkol fermantasyonu gelsin aklımıza. Etil alkol fermantasyonunda ne oluşur? Karbondioksit. Karbondioksit buradan gidip kireç suyunu bulandırır mı? Evet, bulanıklaşır. Peki karbondioksit ortama asitlik özelliği kattığı için pH düşerse fenol kırmızısı sararır mı? Sararır. Diyor ki termometredeki civa seviyesi yükselir. Sıcaklık artacağı için aynı zamanda civa seviyesi yükselir. Doğru. Kireç suyu bulanır ve fenol kırmızısı sararır. Evet, karbondioksit oluştuğu için kireç suyu bulanacak. Fenol kırmızısı da ortamdaki asitlik arttığı için sararacak. Doğru. Kabın içerisindeki karbondioksit miktarı fotosentezle azalır. Şimdi arkadaşlar, burada fotosentez yapan herhangi bir canlı var mı? Yok. Dolayısıyla fotosentez olayı gerçekleşmez. Bu yanlış. Kaptaki glikoz çözeltisi azalır. Bira mayası bunu kullanacak. Doğru, azalacak. Bira mayası canlılarının sayısı artar. Ortamda besin var. Ortam güzel. O zaman çoğalma gerçekleşir mi? Gerçekleşir. Bu da doğrudur. Yanlış olanı sorduğu için yanlış olan hangisi? 3 numaralı olaydır arkadaşlar. Gelelim 3. sorumuza. Diyor ki etil alkol fermantasyonu ile ilgili olarak verilen grafiğin dikey eksenine hangisi yazılamaz? Şimdi etil alkol fermantasyonunda ne üretiliyor? Karbondioksit üretiliyor. Dolayısıyla bunun miktarı artabilir. Yani buraya x miktarı yazabilirim. Asetaldehit, evet, üretiliyor. O zaman yazabilirim. Isı arkadaşlar, ısı tabii ki oluşuyor. Bütün solunum çeşitlerinde ısı oluşur, unutmayın. Etil alkol de üretiliyor. Ama su üretimi var mı? Su üretimi yok. Su üretimi nerede? Sadece oksijenli solunumda vardır. Glikolizin bir evresinde de su üretimi var arkadaşlar ama biz onu direkt su üretimi olarak saymıyoruz. En çok su üretimi nerededir? Oksidatif fosforilasyonda. O yüzden oksijenli solunum olarak sayacağız. Gelelim 4. sorumuza. 4. soruda diyor ki aerobik solunum ve fermantasyonda hangileri ortak değildir? Bakalım.
NAD koenziminin indirgenmesi. Her ikisinde de ortak çünkü glikoliz evresi var. Substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP sentezi. Glikolizde zaten substrat düzeyinde fosforilasyon yapılıyor, ortaktır. Elektron enerjisinden yararlanma. Elektron enerjisinden yararlanabilmesi için ETS'nin olması lazım. Aerobik solunumda ETS var ama fermentasyonda ETS yok. Bu ortak değil. Pürvik asit oluşumu, evet, glikoliz evresinde oluşuyor pürvik asit. Karbondioksit açığa çıkması, aerobik solunumda da etil alkol fermentasyonu düşünürsek burada da karbondioksit açığa çıkıyor, ortaktır. Ama C şıkkı ortak değil arkadaşlar. Gelelim 5. soruya. Hücrelerde gerçekleşen olaylarının hücrede en çok enerji üretenden en az enerji üretilene doğru sıralaması hangisidir? Şimdi bir molekül glikojeni parçalıyor. Glikojende fazla sayıda glikoz var. Burada bir molekül ATP'yi parçalıyor. Burada bir molekül glikozu etil alkole ve karbondioksite parçalıyor. Glikoz arkadaşlar karbondioksit ve suya parçalıyor. Şimdi bakın glikojeni mesela diyelim ki 10 tane glikojen var. Bir glikojen diyelim ki 100 tane glikozdan oluşuyor. Burada ne diyeceğim? 100 çarpı 32 diyeceğim. Buraya geliyorum. Bir molekül ATP'nin ADP yıkımı. Burada bir tane enerji var. Glikozun etil alkol ve karbondioksite yıkılımı. Burada sadece nerede enerji üretilir? Glikolizde. O zaman kaç tane enerji üretiliyor? 2 tane. Glikozun karbondioksit ve suya yıkımı. Bu oksijenli solunumdur. Burada kaç tane ATP üretiliyor? 32 tane. Yani arkadaşlar hesaplama olarak düşünürsek bir molekül glikozun oksijenli solunuma girmesi sonucunda ortalama 30 ve 32 arasında enerji üretiliyor. Şimdi buraya baktığımızda o zaman hangisinde en çok enerji üretilir? 1 numarada, değil mi? Sonra arkadaşlar 4 numarada, sonra 3 numarada, en az enerji ise 2 numarada açığa çıkar. Sıralamamız bu şekilde olur. Gelelim 6. soruya. Diyor ki oksijenli solunumda gerçekleşen olaylarından hangisinde NAD molekülü redüklenir? Redüklenebilmesi için ne alması lazım? Elektron alması lazım. Yani elektronu ve hidrojeni alarak NADH oluşturması lazım. ADP'den ATP'nin oluşması. Hayır değil mi? ADP'den ATP oluşurken NAD molekülüne ilgimiz yok, gitti. Piruvattan asetil koenzima oluşumu. Evet bakın piruvattan asetil koenzima oluşurken NADH molekülü oluşuyor. Olur. Oksijenin elektron alması. Oksijen elektron alırken NADH'lardaki hidrojenleri alıyor arkadaşlar. Bu da olmaz. PGA'den piruvatın oluşması. Yani fosfogliseraldehitten piruvat oluşurken de yine NADH oluşuyor. Cevabımız ne olacak? 2 ve 4 olacak. Diğer soruya geçelim arkadaşlar. Diyor ki solunum tepkimelerinin bir bölümünü gösteren şekille ilgili diyor. Yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi bakın. Buradan 6 karbon, 6 karbon, bir tane fosfat eklemiş. Fruktoz monofosfat oluşturmuş. Daha sonra da piruvata dönüştürmüş. Şimdi diyor ki A evresinde diyor ATP parçalanır. Buraya fosfatın eklenebilmesi için ATP'nin parçalanması lazım arkadaşlar. O yüzden bu doğrudur. B evresinde NADH2 yükseltgenir demiş. Zaten NADH2 şeklinde yazılması bile yanlış. NADH artı H yazması lazım. Ayrıca NADH2 yükseltgenmez. Yani yükseltgenme demek elektronun koparılması demektir. Şimdi elektron eksi yüklü ya. Eksi yük ayrıldığı zaman ne olacak bu? Yükseltgenecek. Yani eksi yük gidecek. Yükü azalacak. Yükseltgenmiş olacak. Burada yükseltgenme olmaz. İndirgenme olur. İndirgenme ne demektir? Elektronun alınması demektir arkadaşlar. Yani yükseltgenme bir nevi redükleme demektir. İndirgenme de bir nevi ne demektir? Oksitleme demektir. Oksitleme. Dolayısıyla bu yanlıştır. A ve B evrelerinde karbondioksit açığa çıkar demiş. Glikolizin hiçbir evresinde karbondioksit açığa çıkmaz. Bu yanlıştır. Cevabımız ne olacak? Yalnız bir olur. Geçelim diğer sorumuza. 8. sorumuz diyor ki glikolizi özetleyen yukarıdaki tepkime ile ilgili hangisi doğrudur diye soruyor bize. Şimdi bakalım diyor ki K basamağında ATP üretilir. Arkadaşlar K basamağında bakın glikoz monofosfat oluşmuş. Yani bir tane fosfat bağlanmış. Dolayısıyla burada ATP harcanmıştır, üretilmemiştir.
L basamağında izomerleşme tepkimesi gerçekleşir. Glikoz monofosfattan fruktoz monofosfata dönüşmüş. Bakın izomerine dönüşmüş. Dolayısıyla bu doğru olacak. M tepkimesi mitokondride gerçekleşir. Glikolizin tamamı nerede gerçekleşir? Sitoplazmada gerçekleşiyor. O yüzden bu yanlıştır. N basamağında karbondioksit çıkışı gözlenir. Glikolizin hiçbir basamağında karbondioksit çıkmaz. Bu yanlıştır. K ve M evrelerinde NAD indirgenir demiş arkadaşlar. NAD'ın indirgenmesi demek elektronun bağlanması demektir. K evresinde değil arkadaşlar. Buradaki M ve N evrelerinde NAD indirgenir. O yüzden bu da yanlıştır. Cevabımız ne olacak? Bursa şıkkı olur. 9. soruya bakalım. Yine glikoliz evresini vermiş. Diyor ki yandaki hücresel solunum tepkimeleriyle ilgili. A evresinde defosforilasyon gerçekleşir. Defosforilasyon ATP'nin harcanması demektir. Fruktoz difosfatın oluşması için ATP'nin harcanması lazım. O yüzden bu doğrudur. C basamağında karbondioksit çıkışı vardır. Bakın glikolizle ilgili dikkat edin. Hep karbondioksit çıkışı vardır diye gösteriyor bizi. Hep öyle soruyor. Glikolizde hiçbir zaman için karbondioksit çıkışı yoktur. D evresinde substrat düzeyinde C basamağında diyor. C basamağı laktik asit fermantasyonu arkadaşlar. Yine karbondioksit çıkışı yok. Glikolizde de yok. Laktik asit fermantasyonunda da yok. Ama D evresi deseydi kabul edecektik. D evresinde substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP üretilir. D evresinde ATP üretimi yok. Sadece A ve B evreni, hatta A evresinde de yok. B evresinde vardır arkadaşlar ATP üretimi. Bu yüzden bu da yanlıştır. B evresinde kullanılan enzimler tüm canlılarda ortaktır. Evet, B ve A evrelerinde kullanılan tüm enzimler tüm canlılarda ortaktır arkadaşlar. Doğrudur. Ortak olan yani doğru olanı sorduğu için cevabımız ne olacak? Cevabımız 1 ve 4 olur. 10. sorumuza gelelim. Diyor ki oksijenli solunumu özetleyen yukarıdaki şekilde 1, 2 ve 3 ile gösterilen moleküller nelerdir? Şimdi bakın. Piruvattan ayrılmış, atmosfere çıkmış, atmosferden asetil koenzim A oluşmuş. Şimdi arkadaşlar piruvattan ayrılıp asetil koenzim A oluşurken atmosfere verilen bileşik nedir? Karbondioksittir. Ayrıca yine bakın Krebs'te de ne oluşmuş yine? Karbondioksit oluşmuş. Daha sonra yine piruvattan nereye gelmiş? ETS'ye. ETS'ye geliyorsa bakın aynı şekilde Krebs için de geçerli 2 numara. Nereye gelmiş? ETS'ye. O zaman bu nedir? NADH'tır arkadaşlar. 3 numaraya baktığımız zaman ETS'den ne oluşmuş? Hem ATP hem de 3 numara. O zaman 3 numara için ben su yazabilir miyim? Yazabilirim değil mi? ATP oluştuğu için arkadaşlar. ATP'yi yazdığı için geriye ne kaldı? Su kaldı. O zaman 1 numara karbondioksit, 2 numara NADH molekülü, 3 numarada nedir? Su molekülüdür. Bu şekilde eşleştirme yaptık. Gelelim 11. sorumuza. Şöyle aşağı doğru çekelim. Diyor ki laktik asit fermantasyonu ile ilgili hangisi doğrudur? Glikoliz evresinden sonra karbondioksit çıkışı gözlenir. Laktik asit fermantasyonunda karbondioksit çıkışı yok. Tepkimeler sırasında ısı açığa çıkar. Evet doğrudur. Dursun bakalım. Glikoliz evresinde NADH yükseltgenerek NAD haline döner. Hayır, tam tersi. NAD indirgenerek NADH oluşturur arkadaşlar. Yanlış. Ara basamaklarda asetil koenzim A oluşur. Laktik asit fermantasyonunda asetil koenzim A oluşmaz. Oksidatif fosforilasyonla ATP sentezlenir. Hayır. Sadece glikoliz evresinde ATP sentezlendiği için substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP sentezlenir. Yanlıştır. Cevabımız ne olacak? Bursa şıkkı olur. Gelelim 12. soruya. Aşağıda verilenlerden hangisi hücresel solunum tepkimesinin çeşidini belirlemek için kullanılabilir? Son ürüne bakacağız arkadaşlar. Bakın. Aktivasyon için 2 ATP harcanması bu glikolizdir. Tüm solunum tepkimelerinde gerçekleşir. Glikoliz evresinde SDF'nin olması demiş. Yani substrat düzeyinde fosforilasyon. Hayır, bu da değil. Glikoliz tüm canlılarda ortak. NAD'ın kullanılması. Hayır, bu da değil. Isının açığa çıkması. Hepsinde ısı açığa çıkıyor ama H2O'nun oluşması sadece kimdedir? Oksijenli solunumdadır arkadaşlar. Sadece oksijenli solunumda su oluşumu gözleniyor. Dediğim gibi glikoliz evresinin bir basamağında da su oluşumu vardır. Ama bunu genel olarak yok sayıyoruz. Sadece oksijenli solunumda olduğunu varsayıyoruz arkadaşlar.
Gelelim 13. soruya. Son sorumuz. Yukarıdaki deney düzeneğinde bir süre sonra meydana gelecek değişimle ilgili. Şimdi deney düzeneğine bakalım. Bakın canlı bir böcek var. Bu böcek ne yapacak? Bir süre oksijenli solunum yapacak değil mi? Bir süre ama. Lastik tipi olduğu için buraya bir oksijen girişi olmaz. O yüzden tüpteki oksijen bitene kadar solunum yapar. Solunum yaptığı için karbondioksit üretir mi? Üretir. Dolayısıyla buradaki fenol kırmızısı arkadaşlar sararır mı? Sararır. Diyor ki fenol kırmızısının rengi değişmez. Hayır, yanlış, sararacak. Çünkü karbondioksit oluştuğu için ortamdaki asitlik artacak. Fenol kırmızısı da sararacak. Ortamdaki oksijen miktarı azalır demiş. Evet, böcek bir süre kullanıyor oksijeni. Tüpte su buharına rastlanır. Şimdi karbondioksitle birlikte su da çıkıyor gaz halinde. O yüzden bu da doğrudur. Tüpte karbondioksit miktarı azalır. Karbondioksitin azalması için fotosentez olması lazım. Tüpte fotosentez yapan bir canlı var mı? Yok. Dolayısıyla bu yanlıştır. Cevabımız ne olacak? 2 ve 3 olacak. Evet, böylece soru çözümünü bitirmiş olduk. Siz de elinizdeki ilk önce TYT kitaplarından, daha sonra da ÖABT kitaplarından soru çözümü yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.